Tamam. Saygıdeğer konuklar, kıymetli misafirlerimiz, şehirden ve şehir dışından gelenler, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin bayramını kutluyoruz. 18.sini yaptığımız geleneksel Sivrihisar bayramlaşmaları bundan 9 yıl önce Şenol arkadaşımla birlikte sürekli gelen ve bizi sürekli takip eden arkadaşlarımızla birlikte ilk olarak Dört Yol tesislerinde, Nasrettin Hoca tesislerinde yapmıştık. Bugünden bu yana 9 yıl geçti. İlk bayramlaşmada 20 küsür kişiydik. Şimdi görüyoruz 250-300 kişiye yakınız. Bu da bizim ne kadar doğru bir hamle yaptığımızın göstergesi. Bu anlamda dışarıdan gelerek burada yıllarca görmedikleri arkadaşları görenler, içerideki Sivrihisarlılarla dışarıdaki Sivrihisarlıları bayramlaştırmaya vesile olmak güzel diye düşünüyoruz. İlçemizin yerel ve mülki yöneticilerinin de burada olması bizlere ayrıca sevindirdi, gurur verdi. Onlara da çok teşekkür ediyoruz geldikleri için. Şimdi organizasyonu birlikte yaptığımız Şenol arkadaşım sözü alacak. Daha sonra önümüz seçim malumunuz, milletvekili adayımız var içimizde. Sivrihisarlı, Sivrihisar'ın içinden çıkan. Kaymakamımız var, belediye başkanımız var. Özellikle belediye başkanımızdan şehrimize, ilçemize neler yaptığını kısaca bize anlatırsa, çünkü biz çok yakından takip ediyoruz ama takip edemeyen, sosyal medyayı kullanamayan arkadaşlara da bilgi verirse bu anlamda çok teşekkür ederiz. Buyurun Şenol Bey. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Milletvekili adaylarım, muhtar arkadaşlar, Belediye Müdürü arkadaşlarımız, çok değerli konuklar. 18.sini yaptığımız bayramlaşma törenine hoş geldiniz. Evet, yaklaşık 10 yıl oluyor ve değişik yerlerde yaptık. Ve bu bayramlaşmamızda geçen yaptığımız yine aynı yerde yaptık. Ve tamam, öylesinde biraz sanırım ki gelenler az. İnşallah bunun sonu daha iyi olacak. Ve yeni yeni arkadaşlar geliyor. Yeni arkadaşlarla tanışıyoruz. Ve yaptığımız bayramlaşmanın da ben iyi gördüğünü zannediyorum. Sosyal medyada olsun, sağda solda konuşulurken olsun, çok iyi şeyler oluyor. Çünkü biz yıllardır birbirini görmeyen insanları birleştiriyoruz burada. Anılarını tazeliyoruz. Bunları yaptığımızda da çok mutluyuz. Yani daha önce Dört Yol'da yaptık, Çili Bahçeli yaptık, Ahmet Sezer'in, Cemil Sezer'in düğün salonunda yaptık, Kaytanların orada yaptık, Alem Şah Kulübesi'nde yaptık, burada yaptık. Allah izin verirse Sayın Başkanımız da şimdi dedi ki, Kurban Bayramı'nı inşallah seyir terasında yaparız, Saat Kulesi'nde dedi. Bu da bizi daha da mutlu etti. Buraya geldiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah yine Kurban Bayramı'nın ikinci günü, ikindi namazından sonra seyir terasında buluşuruz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şenol Bey'e teşekkür ediyoruz. İçimizde modern Nasrettin hocamız var. Hocamız belki bize bir şeyler söyler. Hocam buyurun. Efendim, hepinizin bayramı kutlu olsun. 18.sini düzenlenen Sivrihisar'da bayramlaşma programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben evvela benim adıma 29-30 Haziran 1 Temmuz adında düzenlenecek olan Uluslararası Nasrettin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'ne buradan hepinizi davet ediyorum. Ben şöyle bir laf anladım. Bir geçenlerde biz Ankara'ya gitmiştik. Arkadaşım biri bana orada bir Nasrettin Hoca fıkrası söyledi. Ben o fıkrayı size yine anlatmak istiyorum. Hoca Sivrihisar'da kadılık yaptığı bir dönem böyle dış ülkelerden bir tane papaz gelmiş. Sorular sormuş. Verse verse demişler, bunun cevabını Nasrettin Hoca verir demişler. Çağırmışlar hocayı. Hoca da demiş ki buyur. Dünyada ne kadar renk varsa hepsini saymışlar. Hocaya demişler ki, hoca efendi bu rengin haricinde başka bir renk söyle. Hoca da düşünmüş, tamam demiş, dinle. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, bu günlerin haricinde bir gün gelirsen o rengi ben sana söylerim demiş. Hepinize iyi bayramlar diliyorum efendim.
hocamıza teşekkür ediyoruz. İçimizde Cumhuriyet Halk Parti'den milletvekili adayımız var. Eski il başkanımız, eski il başkanı Sayın Avukat Sinan Özkar'ı davet edik. Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, değerli hemşerilerim. Tabii Sivrisar'la olanların Sivrisar'la bağları gerçekten çok güçlü. Yani ben diğer memleketlerde de bir memleketçilik görüyorum ama bizim Sivrisar'daki gibi bağlılık ve sadakat pek başka bir yerde göremiyoruz. Geçen Sivrisar Derneği'nin iftarında da söyledim. Oğlumun Facebook'taki künyesine baktım. Oğlum Eskişehir'de doğdu, büyüdü. Ama oraya memleketi Sivrisar diye yazmış. O kadar memnun ve mutlu oldum ki demek ki dedim Sivrisar'ı oğluma çok da orada büyümese işte arada bir görse bile Sivrisarlık, Sivrisar kimliğini benimsetmişim. Beni en memnun eden şeylerden biri o. Oğlumun bağlarını Sivrisar'la koparmasını istemem. İnşallah o da babası gibi Sivrisar'la yatıp Sivrisar'la kalkacak. İnşallah. Şimdi tabii milletvekili adayım. Yani sıra biraz gerilerde de olsa bu bana şeyi hatırlattı. 1973 seçimleri 11 yaşındaydım. Şadırvan Meydanı'nda Süleyman Demirel, Allah rahmet eylesin, miting yapıyor. O gün işte kürsüden şöyle bir söz söyledi. Hep kulaklarımda çınlar. Sivrisarlar, sırtımda bir çuval taş var, taş. Bunu Demirel nasıl kaldırsın? Bir el atımda kaldıralım dedi. Sonra Sivrisarlar yığın halinde oy verdiler. Demirel taşı kaldırdı. Herhalde benim de sırtımda bir çuval taş var. Sivrisarlar bir el verin de kaldıralım. Hepinize saygılar sunuyor, bayramınızı kutluyorum. Sinan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sivrisar son 3-4 yılda turizm adına oldukça büyük mesafeler kat etti. Bunu görmemek elde değil. Gerçekten şöyle sağınıza baktığınızda, solunuza baktığınızda her yer tarih eserleri, tarihe yeniden dönmek var. Bunun da mimarı belediye başkanımız Sayın Hamit Düzgüllü Bey'i buyurun davet ediyorum. Çok değerli hemşehrilerim, dışarıdan bayram gününde güzel bir havada sizlerle burada birlikte geleneksel hale getirdiğimiz bayramlaşmayı gerçekleştiriyoruz. Bu programa emeği geçen, başta büyüklerimize, Şenol abimize falan herkese teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Evet, Sivrisar sevdalısı olarak hepimiz burada bir aradayız. Sivrisar'ın bitmez bir sevdası var. Sivrisar'a aşığız hep beraber. Hep beraber de gönül verdik Sivrisar'a. Sivrisar'ımızı el birliğiyle inşallah geleceğe hazırlıyoruz. Sivrisar'ımızı turizme açmaya çalışıyoruz. Sivrisar'ımızı organize sanayisiyle iş imkanları getirmeye çalışıyoruz. Rabbim bu yolda inşallah sizlerin destekleriyle, sizlerden aldığımız destekle, hırsla ileriye doğru gidiyoruz. Ve Rabbim utandırmasın diyorum inşallah. Dediğim gibi hepimiz Sivrisar için çalışıyoruz. 4 yıl öncesinde geldiğimizde Sivrisar'ımıza sevdamızı gerçekleştirmek için her şeyle ekibimle beraber gece gündüz çalışıyoruz. Bugün gördüğünüz gibi Sivrisar turizmde ileri bir noktaya taşıdık. Sivrisar'ın caddelerini yeniliyoruz. Sivrisar'ın doğalgaza kavuşturduk. Elektrikler yer altına alınıyor. Sivrisar'da hızlı bir, hummalı bir çalışma var. İnşallah bu hummalı bir çalışmada bir veya bir buçuk seneye kadar tamamlanacak. Bir buçuk sene sonra inşallah Sivrisar Türkiye'nin gözdesi bir ilçe olacak.
Turizmde inşallah ilk sıralarda olacak. Hedeflerimiz bunlar. Tabii ki bunlarda çalışırken, koştururken sizlerin desteklerini de arkamızda hissettiğimiz için daha azimli ve daha hırslı çalışıyoruz. Bu birlik beraberliğimiz Rabbim hiçbir zaman bozmasın diyorum. Rabbim daha güzel günlere, daha iyi günlere kavuştursun diyorum. Bu vesileyle hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Hepinize sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler diliyorum. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İlçemizin dışından biri ama Sivrihisar'ı mülki anlamda gerçekten çok çok iyi temsil ediyor. Biz onunla gurur duyuyoruz. Hani Sivrihisarlıyız, gurur duyuyoruz diyoruz ya. Kaymakamımızla da gurur duyuyoruz. Efendim buyurun Erdinç Yılmaz Bey. Sayın Belediye Başkanım, değerli milletvekili adayı, siyasi partilerimizin değerli yöneticileri ve siz değerli Sivrihisarlılar, sizlerle bir kez daha bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtiyor. Bu güzel birlikteliğe hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Necmi Bey dedi ki, Sivrihisar'ın dışında ama bir Sivrihisarlı. Vallahi ben de kendimi öyle görüyorum. Kaymakam olunca zaten baş Sivrihisarlıyım. Onu başta söyleyeyim. Böyle güzel bir organizasyonu yapan arkadaşlarımızı özellikle kutluyorum. 18. yılını 18 yıl az değil, tam gelenekselleşmiş. Sivrihisarlılar Sivrihisar'ı gerçekten gönülden seviyor. Sivrihisar bir medeniyet merkezi. Sivrihisar tarihe ışık tutan, parlayan Anadolu'nun bir yıldızı. Ve Sivrihisarlı olmak elbette bir gurur. Ben de Sivrihisar'ın kaymakamı olarak bu gururu sizinle beraber yaşıyorum. Sivrihisar'ımıza hizmet etmek gerçekten bir ayrıcalık. Ve bu hizmeti Allah bize nasip ettiği için mutluyum. Bu hizmeti inşallah gelecek nesillere en iyi şekilde taşıyacak, daha ileriye götürecek hizmetlerimiz ve elinizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bunu bilmenizi istiyorum. Bir kaymakam ne yapabilir? Bir kaymakam ilçenin yatırımlara, dışarıdan gelecek yatırımlara, bürokratik engelleri ortadan kaldırır, çalışmalarda yol gösterir. Ve ben de bu anlamda bütün Sivrihisarlılar biliyor ki ne zaman gelseler yol gösterici, yanlarında olduğumu her zaman bildiklerini düşünüyorum. Ve geldiğim günden beri şunu hep söyledim. Yapacağım bir şey olursa gelin söyleyin. Söz veriyorum, her zaman yanınızda olurum. Yeter ki elimden gelsin. Bunu bütün bundan önceki toplantılarımıza katılan arkadaşlarımız bilirler. Ve bu sözümün bugün de arkasındayım. Hem idarenin işleyiş anlamında, hem hizmetlerin gelmesi anlamında elimden gelen gayreti gösteriyorum. Ve Sivrihisar'ımıza en güzel hizmeti vermenin gayretini, heyecanını her zaman yaşıyorum. Ve Sivrihisar'larla beraber olmanın her zaman mutluluğunu yaşıyorum. Diyorum ki, İyi ki Sivrihisar kaymakamıyım. İyi ki Sivrihisar'a atanmışım. İyi ki sizlerle çalışmışım. Ayrıca benim için hiç unutulmayacak bir dönem olduğunu belirtmek isterim. Şunu her zaman ifade ediyorum. Sivrihisar bölgesinde turizm potansiyeli, tarihi, geçmişteki tecrübesi ve çok ama çok büyük turizm potansiyeliyle mutlaka bir gün hak ettiği yere gelecektir. Şurada hepimiz hemfikiriz. Sivrihisar bugün hak ettiği yerde değil. Yani potansiyeliyle, tarihiyle, kültürüyle, değerleriyle
Yoksa Sivrihisar'a hizmet gelmiyor anlamında değil. Sivrihisar'a gerçekten güzel hizmet geliyor. Sivrihisar'ımız her gün güzelleşiyor. Ama bir gün o mahkus talihini yenecek, Sivrihisar şaha kalkacak. Sivrihisar bir gün çok büyük olacak ve Sivrihisarlılar tekrar hepsi buraya dönmeye başlayacaklardır. Çünkü Sivrihisar, Nasrettin hocamızın dediği gibi gerçekten dünyanın merkezi, medeniyetin merkezi, kültürün merkezi, tarihin merkezi ve bu potansiyeli barındıran Sivrihisar'ımız bir gün alacak başını gidecek. İnşallah biz hepimiz o günleri göreceğiz. Bugün bulunduğu konum o kadar önemli ki Ankara başucumuzda işte Afyon 100 kilometre, Eskişehir 100 kilometre ve tam merkezi bir yerde ve bu bütün duran, sakin olan bu gücü bir gün harekete geçecek ve biz bu şahlanışı hep birlikte göreceğiz ve gururlanacağız. Ve ben bir kez daha Sivrihisarlıların bu birlikteliğini kutluyorum. Gelecek nice bayramlarda inşallah birlikte olmayı arzu ediyorum. Buraya gelen bütün Sivrihisarlıların bayramlarını tek tek kutluyorum. Daha nice bayramlara kavuşmalarını diliyorum. Allah birlik, beraberlik içinde hayırlı, güzel bayramlara kavuştursun diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. Erdinç Bey aynı zamanda doktor, mesleğinin doktoru. Tespitleri çok güzel. Yıllar önce bizim söylediklerimizi tekrar etti. Aslında olması gerekenleri söyledi. Sivrihisar'da gerçekten potansiyel büyük. Tek isteğimiz evlerimizi satmayalım. Sivrihisar'daki evleri nüfus cüzdanında Sivrihisarlı olan birine satalım. Lütfen başkaları almasın bu evleri. Yarın inanın 10 liraya sattığınızı 100 liraya alamayacaksınız. Sivrihisar gerçekten böyle bir yer olacak. Bundan daha önce bir bayramlaşma merasiminde şunu demiştim. Yani buraya 20 tane otobüs aynı anda girdiğinde ki girecek artık biz buna eminiz. Lütfen evlerimizi satmayalım. Bunu dedikten sonra bu bayramlaşmayla ilgili kısa bir şey daha söyleyeceğim. Daha sonra kapatacağız programımızı. Buraya geliyoruz. Birbirimizi tanımadan sadece göz aşinalığıyla bir defa gördük, gidiyoruz. Böyle yapmayalım. Mümkünse böyle masaları gezelim, birbirimizle bayramlaşalım. Atıyorum Bursa'dan gelenler var, Antalya'dan gelenler var, Konya'dan gelenler var. Biz bunları biliyoruz. Yarın bir gün birimizin işi düştüğü zaman bir aloyla bu işleri hallederiz. O anlamda birbirimizle bayramlaşalım, birbirimizle tanışalım, bir olalım. Buraya gelen şehir içinden, şehir dışından Sayın Protokol'e ve diğerli tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyoruz. İyi bayramlar diliyorum.